Guardia Türkiye'den merhaba arkadaşlar. Bu programımızın konusu köpeklerimizi domuz etiyle besleme. Bu da çok sorulan sorulardan. Şimdi arkadaşlar bakın ben size şey söyleyeyim. Şimdi çok sorulan sorular var. Biz bunlara cevap veriyoruz. Niye cevap veriyoruz? Kendi tecrübelerimizden dolayı yaşadıklarımızı aktarıyoruz. Ve kendi düşüncelerimizi söylüyoruz. Bu düşünceler bizim düşüncelerimiz. Katılan olabilir, katılmayan olabilir. Burada bizim yapmaya çalıştığımız şu. Biz bir şeyi söylüyoruz. İnsanlar bilimsel olarak kafalarına yatıyorsa bunu alsınlar. Kafalarına yatmıyorlarsa da araştırsınlar, öğrensinler, doğruyu bulsunlar. Derdimiz o. O konuda da biz programlardan ve gelen yorumlara baktığımızda çok da mutluyuz. Yani o şunu demiş, bu bunu demiş, o öyleymiş, böyle değilmiş gibi cevap veren arkadaşlar var. Cevaplara ben baktığımda cevapların çoğunda insanlar bizle düşünceler çelişse bile bir takım yerlerden alıntı yapmaya çalışıyorlar. Şu alıntılar var diyorlar, bu böyle diyorlar. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Bizim zaten sizlerde bu programları yaparken oluşturmaya çalıştığımız neydi? Bilimsel düşünce. Bilimsel düşünce de araştırmayla olur. Yani bizim her dediğimizi doğru kabul etmek zorunda değilsiniz. Bizim dediğimizi araştırırsınız, alternatifini araştırırsınız. Doğruyu bir biçimiyle bulursunuz. Şimdi arkadaşlar geliyoruz. Köpeklerimizi domuz etiyle besleme. Şimdi burası sorunlu bir konu. Neden? Çünkü şimdi domuz etiyle besleme yapılan ülkelerde biliyorsunuz evcil domuz kullanılıyor. Bize bu uyarlandığı zaman işin yerine yaban domuzu geliyor. Çünkü bizde evcil domuz yok. Arkadaşlar dağda vurdukları yaban domuzuyla köpek besliyorlar. Domuz beslemesi buna deniyor. Birçok insan da ruhsatsız, kaçak göçek Facebook gibi sosyal medyadan ne yapıyorlar? Bu barf adı altında bu yaban domuzlarını, etlerini satıyorlar. Şimdi buraya gelelim. Arkadaşlar bakın doğada yaban domuzuyla evcil domuz birbirinden 13 bin yıl önce ayrılmış hayvanlardır. Yani şu an evcil domuz olarak dünyada tüketimde kullanılan, eti tüketilen domuzlar 13 bin yıl önce, 13 bin yıldan bahsediyorum bakın, yaban domuzundan yakalanmış, ayrıştırılmış hayvanlardır ki bu hayvanlar 13 bin yıldır evciller. Evcil oldukları için bunların parazitleri düzenli verilmiş, zaman içinde daha hijyenik ortamlarda yetiştirilmiş, üretilmişler. Biliyorsunuz tüy rengi, yapısı bile birbirinden farklılaşmış. Bir pembe domuz dediğimiz evcil domuzlar var, bir de bildiğiniz İşte kurşun rengi, uzun uzun kılları olan yaban domuzları var, vahşi. İkisinin arasında uçurumlar kadar fark var. Yani aslında ikisinin arasındaki farka baktığınız zaman yani artık DNA'ları bile farklılaşmış durumda. Bu evcil domuzlar dünyadaki insanların da besin kaynağıdır. Dünya insanlarının tükettiği etin %38'i evcil domuzların etidir. İşin içinden Musevi ve Müslüman toplumları çıkarttığınız zaman, bu nüfusu alıp kenara koyduğunuz zaman ne kadar yoğun kendi ülkelerinde tüketildiğini daha iyi anlarsınız. Yani şimdi Hristiyan dünyasında tüketilen etlerin %65-%70'inin domuz eti olması lazım ki işin içine Museviler ve Müslümanlar da katıldığında bu kadar yani %38'lere gerileyebilsin. Çünkü dünya nüfusunun yarıya yakını ya da üçte biri Yahudilerden yani Musevilerden ve Müslümanlardan oluşuyor. Museviler ve Müslümanlar domuz yemediğine göre kalan üçte ikilik kısım daha çok yemek zorunda ki genelleme yapıldığında %38 olsun. Ona göre düşün. Domuz eti dünyada çok tüketilen bir ettir. Tabii bu evcil domuz eti. Şimdi bizdeki Musevilerdeki ve Müslümanlardaki domuz yememe kültürü aslında Sami kültüründen kaynaklıdır. Bunun kökeni de, yani o yüzden arkeolojiyi araştırın diyorum, Sümerlilere dayanır. Sümer kralı Adonis, ki bu Adonis Sümer tarihinde halk tarafından en çok sevilen, en beğenilen kraldır. Adonis döneminde Sümer insanları Sümer tarihinin en lüksünü yaşamışlardır. En rahat yaşamı yaşamışlardır. Çünkü çok iyi bir kral olmakla tanınır.
herkesin, tüm halkının, Sümerlilerin sevdiği bir kraldır Adonis. Adonis bir av sırasında yaban domuzu saldırısında öldürülmüştür. Adonis domuz saldırısında öldüğü için eski Sümerlerde Adonis'in ölümünden sonra o bolluk bereket dönemi bitmiş, çok büyük sefalet dönemi başlamıştır ki Sümerlilerde Adonis'in yeri uzunca bir dönem hiçbir kral tarafından doldurulamamıştır. Tabii burası neyi getirdi beraberinde geriye? Beraberinde neyi getirdi geriye? İnsanlar yoksulluk, açlık ve sefalet çektiler. Hastalıklar başladı bu yüzden. Ne oldu bu sefer? Sümerlilerde domuz kral Adonis'i öldürmesinden kaynaklı lanetli hayvan ilan edildi. Sümerlilerin kültürünün üzerine oturan Sami kültüründe de bu domuzun lanetliliği devam ettiği için Müslüman kültüründe ve Musevi kültüründe, Sami kültürü devam olduğu için arkadaşlar, domuz kötü bir hayvandır. Yani o yüzden domuz yenmez. Şimdi geliyoruz, yaban domuzu verelim mi, vermeyelim mi? Şimdi arkadaşlar, yaban domuzu dağda yaşamasından kaynaklı taşımış olduğu trişin diye halk arasında bilinen trichinellosis isimli bir parazit taşır. Şimdi bu parazit arkadaşlar domuzun kendisinde vardır ve domuzun ölümünden sonra enfekte olduğu, etin enfekte olduğu döneminde de hemen larva yapmaya başlar. Larvalar üremeye başlar. Bunun nedeni domuzların yaban hayatında leş yemesi ve yamyamlıktan kaynaklıdır. Asıl kökeni budur, çıkış noktası. Ve domuzlar üzerinden işte hani kurtlardan tutun da bölgeye göre, işte Afrika'daysa aslanlara, kaplanlara, bütün etçillere, işte bizim gibi kuzey yarımküredeyse kurtlara, ayılara, bütün etçillere geçer bu. Ve bu domuz etinden yiyen insanlara da bulaşır. Şimdi bu trişinin kötü tarafı şudur arkadaşlar. -9 derecenin altındaki soğuk hava depolarında en az böyle 2 hafta kadar bekletildiğinde ya da +200 derecenin üzerinde 90 dakika, 120 dakika gibi pişirildiğinde ancak ölebilen bir bakteri. Onun dışında ölmez. Şimdi +200 dereceyi sizin yakalamanız çok zor arkadaşlar. Bunun için ya mikrodalga fırın lazım ya çok yüksek dereceli fırınlar lazım. -9'un altını yakalamanız da çok zor. Niye? Soğuk hava depoları bile genelde +4'tür. -9 çok zordur. Yani işte bu no frost buzdolaplarında falan koyup böyle 2 hafta 3 hafta dondurmanız gerekiyor bu virüsten kurtulabilmek için. Eğer bunu yapamazsanız trişin üremeye devam edecektir. Yani o larvalar, trişin larvaları üremeye devam edecektir. Şimdi aşama aşama onu anlatacağım ben size. Şimdi özellikle bu barf adı altında soğuk zincir olmadan, yani -9'undan daha soğuk havalarda dondurulmamış olanlarda larvalar üremeye devam eder ette. Bu üreme süreci 4 ila 16 hafta sürer. 4 ila 16 haftada trişinin bir larvası 1500 larvaya döner arkadaşlar. Bunu insan yerse, köpek yerse, canlı hayvan yerse bulaştığı andan itibaren, yani insana ya da işte köpeğinize geçtiği andan itibaren 6 ila 8 ay içerisinde bu larvalar kistleşir. Nerelerde kistleşir? Vücut içinde hareket halindedir bunlar. Beyne sıçrayabilir, kalpe sıçrayabilir, kaslara sıçrayabilir ve sıçradığı noktalarda kistleşmeye başlar, kist üretmeye başlar 6 ila 8 ay içinde. Zaten vücuda girdikten bir yıl sonra tespit edilememiş ve müdahale edilememiş olursa ne olur arkadaşlar? İşte felç geçirebilirsiniz, beyin kanaması geçirebilirsiniz, kalbiniz durabilir. Yani ölüm getirebilir ve bunu tıbbi açıdan doktorların algılayabilmesi de çok uzun zaman alır. Yani böyle o sorunlarla gittiğinizde bir veteriner, köpeğinizde ya da insan yemişse doktorlar çok büyük testler sonucunda, çok büyük deneme yanılma yöntemleriyle ancak trişini tespit edebilirler. Çünkü trişin vücudun her organına sıçrayıp her organda kist yapabilen bir şey olduğu için o kistin nedeninin trişin olduğunun anlaşılması bile çok uzun bir zaman sürer. Bu arada ölüm gelebilir. Hatta bununla ilgili bu Doctor Who filminin
Türkiye'deki uyarlaması olan Hekimoğlu'nda bu konuya bir bölüm ayrılmıştı. O bölümü bulup seyrederseniz, yani teşhisin, tespitin bile koyulmasının ne kadar uzun sürdüğünü orada anlatmışlardı. Bu trişinin 10 farklı çeşidi var arkadaşlar. Virüs olarak, yayıldığı alan olarak 10 farklı çeşitlilik gösteriyor. Bizim ülkemizde de bunlardan 2 farklı çeşidi mevcut. Bir kuzey kutbu dediğimiz dairenin güney kesiminde yerleşik olanlar var. Bu bölgede bir de Afrika'da yaygın olanlar uzantısı var. Afrika'dakiler birazcık daha tehlikelidir. Biz yani İran, Irak, Suriye üzerinden giriş çıkışları da çok olduğu için, hayvan geçişleri de çok olduğu için o Afrika'dan gelen hat da bizim ülkemize gelir. O yüzden çok tehlikelidir. Yani siz köpeğinize domuzu verirsiniz. Aa çok güzel falan, köpeğiniz hafif ateş yapar ertesi gün, iki gün içinde. Siz bunu algılayamazsınız. Hafif halsizlik, hafif ateş yapar. Siz bunu algılayamazsınız. Ancak ne olur? İşte dediğimiz gibi 4-16 hafta sonra bunlar kistleşmeye başlar. Kist vücuda yayılmaya başlar. Siz o ilk köpeğinizde kistleri görmeye başladığınızda onları yağ bezesi sanabilirsiniz. Ya da işte veterinerler bir alalım, biyopsi yapalım falan derler. Kanserden şüphe ederler. Siz ne olduğunuzu anlamadan 6-8 ay geçer. 6-8 ayda bu kistleşmeler kalbe sıçramış olur, akciğerlere, karaciğere, yani vücudun herhangi bir noktasına sıçramış olabilir. Siz daha tespit, tanıyı koymadan hayvanınız gözünüzün içine baka baka önce felç olur. 2-3 gün içinde de beyin fonksiyonlarına kadar her şeyi kaybeder ve ölür, canınız çok yanar. Şimdi bu trişin virüsüyle mücadelede zol grubu paraziter ilaçlar çok etkilidir. Yani bunun etkisi odur. Trişini temizleyebilmeniz için sonu zol, Z-O-L harfiyle biten parazit haplarını uygulamanız gerekir arkadaşlar. Onun dışında da trişini bu zol grubu antiparaziterlerle temizlemeyi başarabilirseniz şayet, steroidlerle de, steroid takviyesiyle de hayvanınızı toparlamanız gerekiyor. Bu işin kötü tarafı, aynı kan parazitleri gibi düşünün trişini. Anneden yavruya da aktarımı olabiliyor. Anneden yavruya da geçiyor. Yani yavru doğduğunda trişinle doğabiliyor. Bu da yavru ölümlerini falan çok arttırır. Yani kısaca şunu söyleyeyim. Eğer şayet 200 derecenin üzerinde bunu pişiremezseniz, -9 derecelerden daha yüksek soğukluklarda da donduramazsanız, domuz eti size fayda getirmez. Şimdi siz düz mantıkla bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki dana etinin 20'de 1'i fiyata kadar düşük bu, ucuz. Yani niye 20'de, sakatattan daha ucuz domuz eti. Avcılar vuruyorlar, bunu el altından satıyorlar. Şimdi avcıların vurduğu domuzlarda da şöyle bir problem var. Avcılar vururlar, yerinde bırakırlar. Onu ancak 24 saatte falan şehre getirirler. Yüzmeleri, kesmeleri, parçalamaları çok uzun sürer ve bunlar dondurulmaz arkadaşlar. Genelde bu merdiven altında barf yapanlar da domuz eti kullanır. Yani ne olmuş olur? O enfekte domuz eti enfekte olmaya devam eder. Trişini taşır. Yani çok büyük zayiat verirsiniz. Hayvanlarınızda çok büyük sorunlar yaşarsınız. Temizlemeniz çok uzun süre devam eder ve çok ciddi yavru zayiatı verirsiniz. Bunları göze alarak domuz etine bakın. Tekrar söylüyorum. -9'dan daha soğuk derecelerde en az 2 hafta dondurulması gerekiyor ya da 6-200 derecenin üzerinde pişirilmesi gerekiyor. Şimdi siz domuz etini haşladığınız zaman falan haşlamada biliyorsunuz 100 dereceye çıkabiliyorsunuz. O 100 derecede bu trişin falan ölmez yani. Bence önce trişini bir araştırın. Bu domuz beslemesiyle ilgili ondan sonra tartışın. Dediğim gibi yaban domuzuyla evcil domuz arasında birbirinden ayrılması 13 bin yıl önceye dayanıyor. Şimdi 13 bin yıl önce ayrılmış hayvanlarda evcil domuzda bir virüs tehlikesi, bir sorun yok. Yani evcil domuz, pembe domuz bulabiliyorsanız hayvanlarınıza verebilirsiniz. Ancak bizim ülkemizde o yok, turistik oteller de var, onun da fiyatı yüksek. Domuz etiyle ilgili böyle bir problemimiz var arkadaşlar. Bunu göze alan arkadaşlar varsa tertibatı iyi almak zorunda. Dikkat edin. Guardia Türk Adam, hepinize sevgilerle, hoşça kalın.